hepsini koyma. Baba hepsini koymasın. Çoraplar var içinde. Koy kızım, koy, bir şey olmaz. Koy, koy hadi. Hadi koy, çabuk ol. İşim var orada, bak hadi. Bak ya, bu çorapları atacağız. Renkler açındılar. Hadi işim var orada, çabuk ol. Hadi kızım, hadi kızım, çabuk olun. Galatasaray, 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 en sevdiğim. Galatasaray tişörtü. Baba. Ne? Saçım takıldı. Ay, saçım takılmış ya, çok önemliydi. Neye takıldı? Hadi çabuk olur musun? İşim var orada benim, hadi. Koyacağız hemen ya. Hemen, hemen. Çoraplara da dikkat. Kaç saat oldu, hala bitiremediniz. Yakup. Baba. Hey. Bilgisayar ekranı gelmiyor ama açık. Tamam. Siz ekmek şeye bakın. Yakup. Ekmek abim gidecek. Şöyle yapacağız. Ben şöyle sıkıştım. Baba gitmiyor artık ya. Ben makineyi dönmeyeyim. Nereye gitmiyor ya? Sığmıyor ki. Ne yaptınız? Yapıyorlar ya. Bu çorapları açtık. Tamam, koyun içine. Hadi koyun da su var değil mi? Hı hı, biraz. Hemen çalıştırayım. Bak, bak, bak. Tamam, bak, bak, su içtik ya. Ay, kızım, adam akıllı şey yap. Kalk, ben yapayım. Bak, bırak. İçine attığın yere düşüyor. Bir daha, bir daha düşüyor. Olmaz ki öyle ama. Bir de yerini sorun var. Yok. Kalk, hadi gerisini ben hallederim. Tamam. Gitsin, ellerinizi savunmayın siz bakın. Hadi o zaman çabuk ol. Şu elimin ayağını altını bir boşaltıverseniz. Hadi bak, baban ocakta şey yapacak. Ayrıca sen git şey yap o zaman. Al. Ver, boşaltın bana çabuk hadi. Ben buradan ekmek almayacağım. Nereye gidiyorsun? Sen gideceksin. Nereye gideceksin? Hadi ekmek getirmeyelim. Kaç defa söyleyeceğim. Niye getirmeyecek ekmek? Getirmeyecek. Şöyle dönüştürme. Ekmeğimiz bu kadar var. Alper! Hadi oğlum kalk. Hadi Yakup. Bitirdin mi? Koyuyorum. Makine sığma var sonra. Var var makine de. Sen... Biz makine alsak olur mu? Hadi benim alalım. Evet. Tamam oldu. Ne kadar büyük olsun Yakup. Sen yeter. Ama elim sabunuyum neyse. Bana yeter diyor. Benden çok sizin çamaşırınız var burada. Efendim. Bir dakika bekle. Ekmek almaya kim gitti? Onları da giy ayağına. Thank you.
yapayım. Günaydın. Öyle oldu maalesef. Öyle mi oluyor? Beda olmadı. Demledik demledik. Hazır bizim çayımız. Ben hazırladım maalesef. Kahvaltımızı hemen yapalım. İşimiz gücümüz var. Ne işimiz var? Ne gücümüz var? Benim de işim var. Gücümüz var. Benim de işim var. Senin de var, benim de var işte. Sen bugün evdeyken benim seninle işim var. Allah Allah, benim de işim var. Ama şey yapacağım bakalım. Nereye? Nereye gideceğim? 3.20 akşam. Nereye olmuyor mu? Hemen kapı geçiyoruz ama. Ne bileyim ben? İyi tamam. Allah Allah. Ay. Yemek iyi de kendine gelirsin herhalde. Ekmek alacak olanlar gitti, kalkmıyor. Baba ekmek için tava fırına kalktığına çıkmadan evvel ekmek için. Yaktım Hani bak yumurtayı kırdım bak ona göre. O ekmek gelmezse. Hadi Alper. Tuvalette kim var? Aylin çalış. İnşallah bunları ben bakarım. Yok açma şimdi. O poşetleri açamazsın. Geliyorum. Çabuk ol. O poşetleri açamazsın. Şey tamam. Canlar nasılsınız bu sabah? İyi misiniz? Bizim evin hallerini görüyorsunuz. Sabah kalktık mı böyle bir hengame cengame. Alper Bey'i kaldıramıyoruz. Beni bir tek Yakup kaldırabilir diyor. Git oğlum dedim. Git dürt şu abini biraz da dedim kalksın dedim. Ondan sonra kahvaltımızı Ali Bey sağ olsun hazırladı. Ah. Ben gece uykularını kaybettim abi. Ben bugün sabahı zor ettim. Zor. Gördün kaç defa oturdum o şey, yatağın üzerinde. Ya kalkıyorum bari. Kalk da kahvaltı hazır o zaman ya. Allah'a yarabbim ya. Saat 10 falandı işte. Ben yatsı namazını kıldım yattım. Ben bir hafta 10 gün sonra görürüm. 11 gün sonra... 11 gün... Kafamı karıştırdım ne diyorum. 11 saat 11 gibi de Ali geldi yattı falan neyse çocuklar hep birlik yattılar. 12'de uyandım. Uykum kaçtı 1.30'a kadar zorla tekrardan uykumun gelmesi için 1.30 gibi uyandım. 2-2.30 gibi uyandım. Yatıyorum. 1 saat yatıyorum. 1 saat 1.5 saat gözüm açık. Saat 4 gibi uyandım. 5 gibi uyandım. Yok. Uyandığımda geri uykuya da dalamıyorum. Ya çok berbat bir şey. Ay. Uyuyamıyorum. Ben sonra görürüm gece baktığımda sonra. Uyuyamıyorum çocuklarım. Şey yok. Olacak o illa ki olacak. Şu temiz neyse. Ya ben şeyden beri böyleyim. Bilmiyorum.
Sabah sabah. Gidecek mi? Gidecek. Gidecek dedik. Sofra hazır olursa gitsene de senden bir yok. Şunu götür, oradaki ekmekten geliyorum. Geliyorum. Saat 4. Artık oturdum, telefona bakıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. 5.30, 6 derken zorla uyudum. 9.30'da da zorla kalktım yani. Aa Darla, elini yüzünü yıkıyor. Koş, hadi annem koş. Sabah. Koş, yumurta alıver. Ya. Hadi ekmek alıver gel. Hadi hadi hadi. Koşar şimdi benim oğlum babası ya. Anne. Ha? Şey, tamam geldim. Geldim diyor. Al ver babanın cüzdanından. Hadi bakalım. Anne Bey yumurtamızı da kavursun. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. Anne Bey ah. Ah. Ben bugüne kadar öyle çok aman uyku problemim yoktu. Geçen haftaki depremden beri uyuyamıyorum. Gitti. Alt üst oldu her şey bende. Uyuyamıyorum yok. Deliriyorum abi. 4 tane al gel hemen 4 tane çabuk. Hadi hadi hadi. Somun al, somun al yakın 4 tane. Bir daha yapın 5 tane al. Ya oğlum git al işte al da. Ne alıyorsun al da git al. Ya yani şurada duracak. Suyu bile doldurmuyorlar ya. Canlar kahvaltımızı yaptık, hazırlandık, bulaşığı falan hemen böyle alelacele toparladık. Makinede çamaşır da çıktı ama makineyi maalesef şimdi boşaltamayacağım. Gelince artık boşaltırım. Şimdi bizim diğer eve gidiyoruz. Dün gece saat 12'de haber geldi. Maalesef yine bizim binaya hırsız girmiş. Dün onun haberiyle uykumuzdan uyandık. Yöneticimiz aradı. Yönetici de şu an o zaman yani dün akşam aradığında fabrikadaymış. Gece vardiyasındaymış. Polisi yönlendirmiş oraya. Şimdi ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Ali de tek başına gitmesini ben istemedim. Polis gelmeden gitmesini istemedim. Çünkü hırsız boş gelmez biliyorsunuz. Başına bir iş gelir diye. Zaten hani bizim daireye falan girmişse bile tamam. Öyle çalınacak önemli, acil, kıymetli, değerli bir şey yok. Bir gidip bakalım diyoruz. Bakayım ev ne durumda. Bir de Ali o gün çatıya şey yapmıştı ya.
bakım onarım yapmıştı. Havada birkaç gündür yağmurlu. Kaç günden beri gidip bakacak bakalım hani çatı olmuş mu olmamış mı? Yine o şeyden şey gitmiş geçmiş mi? Su akıtmış mı akıtmamış mı? Ona bir bakacaktı zaten. Şimdi Ali gitti. Alper'le Aytu Yakup'u götürdü. Şimdi Aylin'le beni gelip alacak. Onu bekliyorum. Hazırlandık, giyindik. Oradan daha başka yerlere falan geçeceğiz. Bakalım. Hırsızlarla başımız dertte. Hırsızlarla boğuşuyoruz. Vallahi çünkü binamız apartmanın zemin katta dükkan var. Dükkanın duvarı kırık olduğu için oradan giriyor genelde zaten hırsız. Bu hırsızlık olayı üçüncü bizim bildiğimiz, bizim haberimizin olduğu üçüncü, haberimizin olmadığı artık bilmiyoruz. Daha önce su saatlerini çaldılar. Zemin katın girişindeki merdiven korkuluğunu çaldılar. Şimdi dairelere falan da giriyorlar da bizim daireye bugüne kadar girilmedi ama dün komşular, oradaki komşular, müstakil komşularımız var, müstakil ev komşuları. Onlar bizim dairenin lambasının yandığını falan söylediler. Ali normalde koridorun ve arka odanın ışığını açık bırakmıştı. Bilmiyorum onlar onu mu şey yapıyor bilmiyoruz işte. Bir gidip bakacağız bakalım. İnşallah kötü bir durum yoktur. Ondan sonra da başka planlarımız var. Kızım da giyindi. Tamam. Kızım da bugün çok şık oldu ama kıyafet beğendiremiyoruz. Biz bu kızla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum. İkincisi geliyor. Ali diyor ki zaten ben bu kızlarla nasıl baş edeceğim diyor. Ben bunlara diyor kıyafet beğendiremiyorum diyor. Şu kıyafeti önce kendisi giymek istedi. Tamam kızım dedim giy. Altına kilotlu çorap giydi. Çok da yakıştı. Sonra fikir değiştirdi. İlla değiştireceğim de değiştireceğim. Ben de izin vermedim. Çünkü çok yakıştı. Küstük o yüzden. Küstük. Barışırız ama biz. Makyaj da yapmış. O severim onun makyaj yapmasını ben. Ojelerin duruyor mu bakayım? Mor mor ojeleri de var ne güzel. Anacığım gerçekten. Gerçekten. Zamanın kız çocuklarıyla baş etmek zor. Kızım diyorum ben senin yaşındayken yani tabii ki o zamanla bu zamanı kıyaslamak doğru değil ama nereden baksan şimdi Aylin 9 yaşında. Bir 30 sene önce ben mesela annemiz ne verirse onu giyerdik. Kıyafet beğenmediğimiz zamanlar oldu ama ne zaman? Ergenlik döneminde. O zaman böyle kafamızda şeyler uçuşuyordu. Öyle söyleyeyim. Kelebekler uçuşuyordu. İster istemez mesela anne kız ilişkisinde şeyler olabiliyor. Böyle fikir çatışmaları falan olabiliyor. Onun sana aldığı kıyafeti beğenmiyorsun. İşte onun şunu giy dediğini beğenmiyorsun ama bunlar ergenlik dönemlerinde oluyor. Benim kız daha 9 yaşında şimdiden. Kıyafet sorunsalımız var biraz bizim. Çeşit çeşit giymeyi çok seviyor. Zaten Allah'a şükür kıyafet sıkıntımız yok. Her çeşit kıyafeti var. Ne giymek isterse alıyoruz, yapıyoruz. Bir şekilde hallediyoruz yani. Ama şey... Ne? Hayır. Hadi kızım da giydiğin ayakkabıyı niye çıkarıyorsun? Baban gelene kadar ben azıcık sohbet edeyim. Zaten yoruldum. 2 dakika dinlenmem lazım. O da şimdiye kadar gelirdi ama niye gelmedi ben de anlamadım. Gecikti. Dur olsun. Bir şey olmaz. Ay nefes nefeseyim çünkü kahvaltı sofrasını topladım. Daha doğrusu Ali topladı. Ben evi süpürdüm. Ev çok berbattı. Dün süpürmedik. Dün de bizim hastaneydi. Çarşı işlerimiz falan vardı. Dün evi süpürmemiştim. Bugün de kahvaltıda her yer kırıntı, ekmek kırıntısı olmuş. Süpürgeyi ben aldım elime. Her yeri ben güzel süpürdüm. Ardından videonun kolajı, onu yüklemeye koy falan. Şey, akşamdan yüklüyorum ben de. Kolaj, işte resim, mesin, başlık ayarlama işlerini de gündüz yapıyorum. Onu yaptım falan. Onlarla uğraşmaktan yoruldum vallahi. Ben dedim üstümü giyineyim, hazırlanayım, Ali'yi bekleyeyim ama Ali de biraz gecikti bakalım ne yaptı. Normalde onları bırakıp böyle gelecekti ama eve mi çıktı ne yaptı? Ben dedim sen onları bırak oraya, evin önüne, binanın önüne. Gel bizi al dedim. Bizi almadan eve çıkmaz herhalde. Bizi de alır öyle hep beraber çıkardık. Tamam. Öyle işte canlar. Bir gidelim bakalım. Vallahi bu üçüncü hırsızlık olayı ki... işte bu dükkanın arka duvarı kırıldı. O duvarı biz düzdü yani. Biz örelim. Örelim. Bir örülsün orada duvar. Şeyden sonra testler bittikten sonra hani usta tutacağız ya.
Ya zaten testlerin bitmesi 2 ayı buluyor. Yani sonuçlanması 1,5-2 ayı buluyor. Ondan sonra şey yapılacak. Plan proje çizilecek. Yani binanın hangi nerelerine onarım bakım yapılacak diye. Hangi kolonlara bir şey sarıyorlar. Kolon güçlendirici bir bez bir şey sarıyorlar. O sarılacak. Onların hepsinin projesi çizilecek. Ruhsat çıkacak. Bu da bir ayı bulur. Oldu sana 3 ay. Ondan sonra biz usta tutacağız, işçi tutacağız. Binanın zemin katı falan onarılacak. O geçen seferki evle alakalı video çekmiştim ya. Böyle kırık dökük duvarları olan daireyi çekmiştim. O birinci kat dairesiydi. Bazı takipçiler onu bizim evimiz, bizim daire zannetmiş. Bizim daire değil arkadaşlar. Bizim dairede Allah'a şükür bir tane sıva çatlağı bile yok. Yani baban mı geldi? Baksana bir. Araba da böyle bip bip yapıyor. Bizim dairelerde 3. kattan sonrasında zemin de 1. katta bizim. Zaten bütün binalar ama bazı binalar var. Ta 6. 7. katı. Mesela bizim az ileride gümüş siteleri var. Rezidans gümüş siteleri. Onar katlı binalar. İnanın o binaların kırık, dökük, çatlakları zeminden başlıyor 10. kata kadar. Çünkü o binalar yutonkla örülmüş. Tuğlayla değil, yutonkla örülmüş. Yutonk da çok hafif bir malzeme olduğu için depremde. Zaten İskenderun'da bayağı bir var yutonkla örülen bina. O yutonkla örülen binalar, 15 katlı binalar var. Son katına kadar kırık, dökük. Sadece kiminin kolonları sağlam. Onlar şey yapılacak. Bizimki gibi güçlendirme yapılacak. Tamirat yapılacak. Ama kolonu kötü olanlar da zaten yıkılıyor onlar da. Bizim binada da Allah'a şükür zaten öyle bir yıkım kararı olsaydı biz şu an bu işlerle zaten uğraşmazdık. Allah'a çok şükür öyle bir büyük bir sıkıntımız yok. Sadece o birinci kat zemin ve birinci katta hasar var. Onların da hepsi duvar. Duvar kırığından bir zarar gelmiyor arkadaşlar. Az çok bu işleri öğrendik. Yaşadığımız depremden sonra 9 ay oldu. 9 aydan beri kolonla duvar arasındaki farkı öğrendik. Duvar isterse tamamıyla yıkılsın sorun değil. Kolonu sağlam olduktan sonra ve zeminimiz Allah'a çok şükür sağlam. Zemin ve kolon sağlam olduktan sonra duvarların hepsi yıkılsın önemli değil. Çünkü duvarlar zaten sonradan örülüyor. Bakarsanız inşaatlara, böyle yeni bir inşaat yapılıyor diyelim. İnşaatın kaba inşaat bitmiş. Ne var kaba inşaatta? Sadece kolonlar var. Kolonsa önce kolonlar dikiliyor. Ondan sonra duvarlar örülüyor. Yani demem o ki duvarlar kırılabilir, dökülebilir, çatlayabilir. Bu binanın kötü olduğu durumun anlamına gelmiyor. Kolonlar sağlam olduktan sonra binada hiçbir sıkıntı yok demektir. Allah'a şükür bizim de kolonlarımız sağlam. Zemin etüdümüz yapıldı. Zemin etüdümüz sağlam çıktı. Üstelik yani 10 metreye kadar zorla delmişler. Düşünün artık kayaymış yani. Allah'a çok şükür o yönden kafamız rahat. Ama gel gelelim işte bu hırsızlardan kurtulamıyoruz maalesef. Bizim hemen çaprazımızda komşumuzun binası var. O da mesela orta hasar olarak geçiyor. O da onlar da güçlendirme işlerine başlayacaklar yakında. Onların da binasına sürekli giriyormuş. Sağ olsun orada bir Hülya ablamız var. Allah razı olsun. Bizim binanın hemen yanında tek katlı Hülya abla var. Bestami abi var işte. Onlar böyle hırsız mırsız gördükleri zaman kovalıyorlar, ilgileniyorlar, bizi arıyorlar. İşte gece 12'ydi, telefon çaldı, bir yönetici arıyor. Ali de uyumuş, ben de uyumuşum. Uyandım baktım yönetici. Ali dedim, Mehmet abi arıyor dedim. Allah Allah bu saatte niye arıyor ki dedi. Dedim ne için arayabilir, kesin hırsız girmiştir dedim. Gecenin 12'sinde ne için arayacak adam. Yine dedim kesin hırsızlık olayı vardır. Açtı, abi dedi böyle böyle. Bizim binaya hırsız girmiş. Hülya ablagil aradı. Ben de şeydeyim, fabrikadayım, gece vardiyasındayım. İlgilenemiyorum. Polis yönlendirdim oraya, sen bir bak. Artık halde dedi yani şimdi dedi ben oraya polis gelmeden tek başıma hani gitmek, ben de göndermek istemedim çünkü hırsız boş gezmez. Yanında zarar verici aleti olur mutlaka, kendini koruma amaçlı yanına alır. O yüzden göndermedim.
Dedim zaten bizim numaralar orada kapının girişinde yazıyor. Ali'nin, yöneticimizin ve bir alt kat daire komşumuz. İşte biz 3 daire ilgileniyoruz binayla. Bütün bu giderler, masraflar yapılacaklarla ilgili. Üçümüzü, 3 daire ilgileniyoruz. Geldi Ali. Dedim polisten bir haber gelir, ona göre hareket ederiz. Şimdi daha gideceğiz bakalım. Bizim binaya geldik arkadaşlar. Geçen şey yaptılar ya, zemin etüdü için sondajcılar 25 metreye kadar delik açtılar, buradan açmışlar. Ya ama girme dedim, çamurlu bölgeye geçme dedim sana ben. Ondan sonra buradan yapmış. Bir tane buradan yaptılar zaten. Bir tane de şu taraftan bir yerden ama ileriden herhalde, tam bilmiyorum. Ay. Çıkma sen. Sen çıkma oğlum. Şimdi şey yapacağız. Bizim daireye çıkacağız bir de. Ay çok şükür Allah'ım. Ali çatıya çıkıp bakacak. Bakalım çatıda herhangi bir şey var mı? Su akıtma falan var mı? O gün Ali tamir etti ya. Tamir ettiği için tamirat bakalım işe yaramış mı yaramamış mı? Ona bakacak. Ay. Açık bir yer var mı? Demirli mesela. Şey ettin mi? He. Ay kan nerede kaldı? Şurada, şurada var. Ya sen şimdi bu ayakkabı niye çamur ettin? Bana söylersin. Ali. Ha, onu koy. Yok o hafif kızım, çek onu. Ha tamam. Hadi bakalım. Abim çıktı. Tamam tamam, o örümcek olur kızım. Dikkat et bebeğim. Ay. Bakın şuradaki şu kolondan örnek alınmış. Kapatmışlar orayı geri. Bu taraf dairelerden alındı mı hiç Ali? Kapısı açmadı. Kimlerinki? Şuradan alınmış. Dairelerin tahta dairelerin içine alındı. Evet. Ay. Yankı yapıyor oğlum, sesi yankı yapıyor. Ay. Yapma. Oh, ay ayağım ağrıdı. Ay. Tuğba'nın süsleri burada kalmış. Orada. Bizimki de orada. Her kapının süsü kapısının üstünde kaldı. Ay. Ay nefes nefese kaldım. Asansörümüz maalesef, asansöre şu an binemiyoruz. Geçin bakalım. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eve girerken selam verilmek gerekirmiş. Ben her zaman veririm. Ay yoruldum Allah'ım. Ne yok oğlum, bunu unuttuk işte almayı, alıp götürmeyi. Evimizde bir şey yok zaten, bizim daireye girmemişler. Giremezler ki. Evet. Bizim daireye giremezler. Işık değerli de şey Şey. Şuradaki kolondan. Tamam anne. Yerden bir şey alma. Yerler, ev kirli çünkü kız oğlum. Üstün başın kirlenmesin. Yok bebeğim yok, hırsız girmemiş dairemize Allah'a şükür olsun. Bu şey işte binamızın testleri yapıldı ya, buradan böyle kolondan örnek aldılar. Baba evet, sonra biz evimizi tamir ettik. Binamız tamir olunca evimizi boyayacağız annem.
Evet. Bu odadan. Tamam. Bu ne gördün? Yapma oğlum. Limon kurumuş kalmış. Şuradaki kolondan aldılar. Şuradaki kolondan örnek aldılar. Yerini geri dolduruyorlar. Bize sadece sıvayı boyaması kalıyor. Bu da ekranımda. Ama bu da ekranımda. Çok iş var Ali bu evde. İşte iş aramda. Vallahi. Evet ben de hiç yapmıyorum. Her gün geliriz. 2 saat 2 saat ne yapabilirsek yaparız. Allah büyük. Çok iş var. Hiçbir şey alıp götürmüyorsunuz kızım. Tamam mı? Mutfağa bir bak. Bir de mutfaktan alındı değil mi? Bir de mutfaktan alındı arkadaşlar. Şu karşıki kolondan. Oradan örnek alındı. Dediğim gibi evde iş çok. O kadar çok iş var ki. İnanılmaz derecede evde iş var. Ama bunların hepsinin de belli bir zamanı var. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Testler bitecek. Testler bittikten sonra proje çizilecek. Ruhsat çıkacak. Ruhsattan sonra usta gelecek. Usta aşağı katları tamir ederken, zemin ve birinci katı tamir ederken biz de dairelerimizi temizliğini yaparız. Yeniden boyasını yaparız. Tekrardan kullanılır hale getiririz inşallah. Buraya her geldiğimde evim yani ben normalde diğer evimde de öyle. Yani kap anahtarı açıp içeri girdiğimde evim güzel evim derim. Bu bizde bir alışkanlık. Çocuklar da öyle. Buraya da geldiğimde yine evim güzel evim diyorum. Ne canım? Pencerelerden birini açık mı bıraksan? Niye? Gerçi... Doğru. Toz toprak dolu zaten. Ev aşırı derecede berbat da. Eleği çek bu tarafa ama. Bilmiyorum bana biraz sanki şey geldi ama ya da istersen kapat ya. Boşver. Tuvalet pencereleri açık gerçi. Şuralar. Buranın ocağı geri takılacak. Davlum baz geri takılacak buraya. Şey olursa şu dolabı. Dur annem. Ses yapma bak. Ben video çekerken ses yapma lütfen. Gelin buraya. Hadi anneciğim. Ya vurma camlara. Yapma annem. Çiziliyor. Bak parkeler çiziliyor. Ya işte şey olsun komple temizlik. Camın hangi birine? Her yer cam zaten. Buradaki camlar salona koridora kadar gitti bir de. Şu işler bir şey bitsin de artık öyle halde. Zaten ben şu an bizim evin işini zor yetiştiriyorum. Ben doğum yaparım. Benim için fazla sürüyor. Hemen 2 dakika halledelim. Dur şimdi üst kata çıkalım. Ondan sonra biz ineriz aşağıya. Ben Belgrad Hülya ablayla otururum dışarıda. Diyorum ki Ali şey olsun da binanın işler bitsin inşallah. Biz kendi dairelerimizi temizlerken falan şey yaparken şu dolabı direkt şuraya alırsak çok güzel olur. Zaten tam ölçüsü buraya göre. Dolabı bu tarafa. Oraya da bir pencere. Muhteşem olur. Muhteşem olur. Şu an dalganda bir şey kalmış mı? Hiç kalmadı değil mi? Yok. Boş. Yukarı çıkalım. Ses yapma ya. Size, merdivenin ışığı siz mi açtınız açık mıydı? Şimdi mi açtın diyorum. Ha. Yok bir şey olmaz. Hadi bebeğim çık. Ya kırılan şey işte dolabın. Alo çekmecenin kasası da düşmüş müydü merdivene? O zaman. Şurada şey Aytun çek Yakup'un çekmecesi vardı ya. Ya çekmeceyi aldın ya. He? Çekmeceyi aldın mı? Bir bakalım bakayım. Çatı. Su yok değil mi? Nerede bak?
Bayağı da yağmur yağdı yani. İyi iyi, aman iyi ol. Ha, işte şuradan. Şurada bir siyahlaşma olmuş ya. Oradan su aktı buraya. Ama şimdi bu alt çatı, üst çatıyı tamir etti Ali. Tabii ki hatırlar oğlum, unutur mu? Buranın parkeler değişecek. Bu odanın zannedersem şuraya kadar falan herhalde. Bu taraf temiz. Bizim evde parke var herhalde. Şuradan sadece terasta yok işte. Şuraya şu alan ıslanmıştı. Zaten ıslanmadan dolayı siyahlaştı oralar. Eskiden boyun yetişmedi buraya. Şimdi yetiyor mu? Benim yetiyor. Benim ben bu şehir yapmadım. Evim evim, güzel evim. Ama bir şurada arada kalmıştık. Evet. Ben dolaplıyım. Ay açayım şurayı azıcık. Oh ne güzel hava geldi. Esiyor. Neyi o bakayım? Aa tak, kapıda anne, dursun. Efendim, kapıya tak annem, kapının anahtarı o. Şu balkondan ister miydin? Kızım bizim terası zaten yarısı açık balkon yapacaktık. Gene yaparız ya, Allah büyük. Şu şu karşı binanın bahçesi var ya, ağaç olan yer. Bizim yani güneş enerjisi deprem anında çatıya düşüyor. Çatıdan yuvarlanıyor, o bahçeye düşüyor. Birkaç takipçim, eviniz yani bu diğer eviniz şeye, seni var ya, seni kapıyı kapatıyor üstüme. Elleme annem. Kilitledin mi? Yok, anahtar üstünde kalsın, kaybolmasın. Kapıların anahtarı kaybolmasın annem, lazım olacak. Şunlar da durmuyor ya, yerinde geri açılıyor hep. Anneciğim bak. Hemen içine gider şimdi. Ay ben bu dolabım yerim olsa götürürüm. Çok geniş, çok kullanışlı bir dolaptı da. Dur dur dur. Oraları çıkmış, yapılacak. Ha şeyi diyordum değil mi? Birkaç takipçim bizim şu anki oturduğumuz evimizle bu evimizin arasındaki mesafeyi sormuş. Araçla işte araba, motor herhangi bir şeyle 2 dakika sürmüyor bile arkadaşlar. Yürüyerek de 15 dakika. Yakın, çok yakın yani. Uzak değil. Öyle merkezi ve tam yeri güzel. Ay tam gelse de karşı olurdu değil mi? Evet. Dondurma yiyeceğiz belki. Sabah dondurma kalktığımda işte elimi yüzümü yıkayınca, hafta içi pek olmuyordu da, çünkü hafta içi okul koşuşturmamız oluyordu. Yataktan kalkar kalkmaz çocukları hazırlıyorduk okula. Ama hafta sonları kalktığımda böyle gelirdim burada pencereden, açardım pencereyi de. Şu gördüğünüz parkta ne kadar kuş var. Hepsinin cıvıl 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 cıvıltısını duyardım. Sabah erkenden böyle şu arka mahalledeki sokaktaki çocuklar gelmişler, parkta oynuyorlar, onların cıvıltısı. Ve hayvanlar şuralarda gezerdi hep. Bu parkta bayağı bir hayvan vardı. Hala da var galiba. Böyle aşağılarda da hayvanlar gezerdi. Mis gibi temiz hava alırdım. Burada böyle bir 5-10 dakika dışarıyı izlerdim. Dur. Kalk bir annem. Kalsın anneciğim. Zaten evde mandal kullandığım yok. Kapatalım geri. İşte iş çok diyorum ya. Bu camlara varana kadar silinecek. Bu perdeleri yıkarım, geri takarım buraya. Oturacak olan kullanır. Çünkü gelen kişi de buraya perde uyduramaz şimdi. Kullansın. Ne olacak, bir şey olmaz. Ay. Ali bu kapak yere düşmemiş miydi şeyde? Ha camı mı çatlamıştı sadece? Ha, yalnız şu
Ay bu domestos. Ay su şişesi gibi ben böyle domestos koymuşum. Elleme kızım çatlak. Deprem anında işte sarsıntıdan çatlamış şey. Bu evimde banyolarımdaki şu detayı çok severdim. Şu altı sarısı yaldızlı bordürler çok hoşuma giderdi. Ne yok? Aylin yaz. Ne yok? Ne yok? Ne yazmış? Alberler, alberler. Parkelerimiz var işte. Bu parkelerin devamı alınır. Yatak odasındaki o ıslanan yer yeniden döşenir. Gördüğünüz gibi çok iş var. Hep diyorum ya bu evde çok iş var. Zannedersem bir ay sürer bu evin temizliği. Çünkü bebek de olacağı için böyle gelip sabahtan akşama kadar buranın temizliğiyle işiyle uğraşamayız. Anca benim kırkım falan çıkar zaten o zamana kadar. Günlük 2 saat 2 saat anneciğim, geliriz. Anneciğim bebeğimin de bize bakardı. He, bebeği şeye koyarız canım o zaman. Ama o zaman araba şart. Pusetine falan koyardık da araba şart o zaman. Bakarız Allah bilir ya. Günolar devran döne. Allah büyük. Ha bir takipçimiz de şey demiş hani. Bu bizim aşağı kat şeyin mutfağın bu şeyleri var ya seramikleri. Bunlardan demiş şimdiki oturduğun evin araya düz yapsana demiş. Beyazlı tezgah çok güzel olur demiş de. Çok iş. Hiç artık ben evin içinde kırım döküm işi istemiyorum. Çünkü yeterince ev tamiratı yaptırdığımız için. Yeni evlenirken şu anki oturduğumuz evi böyle 4 ay tamir yaptırdık. Sonra burayı aldık. Buranın inşaat bitimi olduğu için buranın bir hem tamirat, tadilat ve yeni şeyler işte ne bileyim parke yaptırdık, mutfak dolabı yaptırdık. Onu yaptırdık. Malımız neden öldü? Vadesi o kadarmış. Sonra tekrar öbür eve taşındık. Öbür evin tekrar tamiratı. Artık tamirat görmek istemiyorum ben. Ben. Ay. Bu ne? Vallahi. Elektrik sobası yok muyum? Depremi dolapta. Hayırlısı. Sağın taşı oldu ya. He şu mu? Yani, atılacak. Eşyaların bir kısmı buradan çıktı değil mi? İşte şu karşıki gördüğünüz apartman da orta hasar ve orada da tamirat başlayacak. Daha oranın zemin etütü, kolon testi falan yapılmadı. Daha o yapılmadı. Çok iş var. İskenderun'un kendini toparlaması için nereden baksanız bir 5 yılı var. Eski düzenine girmesi. Mesela camimiz yıkıldı gitti. Ay o gece bu evet caminin arkası. O gece bu caminin yıkıldığını duyduk ama tabii cami olduğu aklımıza gelmedi de biz arka taraftaki binalardan biri yıkıldı zannettik. Depremin tam son dakikasıydı. Değil mi? Böyle bir gürr etti binanın yıkım sesi. O anda Alper'le dedik aha gitti binalardan biri dedik. Bizim şu arkadaki binalar var ya bakın yatak odasından görünen o kırmızı çizgili binalar. Bir beyaz bir kırmızı çizgili. Onlardan biri yıkıldı zannettik. Cami yıkılmış. Tabii o binalardan biri yıkılsaydı can kaybı olurdu. Olabilirdi. Belki yani. Bilemiyoruz. Tamam anne. Tamam biz ineceğiz şimdi. Ya Ali toprak diyoruz da buradaki toprakları aslında toplayıp bir poşete koyup götürsek hani diyor. Gerçi şimdi kürek mürek de yok koyacak da. Yapma kızım. Üstü toz oluyor yapma. Öyle mi? İşte şey yapalım olmazsa bir gün gelelim de. Şu öldü gitti. Onu sökerim. Saksısıyla götürürüm. Şundan şu yaşıyor zaten. Bunları bir 2-3 seferde gider gider gelir alırız ya. Aşağıya indiririz önce bir. Poşetleriz. He. Ondan sonra şu toprakları falan yani kürekle doldurup. Ali. He. Ali. Geçen geldiğimde de benim dikkatimi çekti. Bunu eksem tutar mı acaba bilmiyorum. Yaşıyor, yaşıyor valla. Hala da yaşıyor. Tamam. Al da elinde tut da kızım.
Dikenli. Yok, dikenli değil. Nereye götürdün? Ama yok, şimdi başka yere gideceğiz. Kalsın, toprakta kalsın dediğin gibi şöyle. Yaşıyor hala. Bir dahaki geldiğimde şey yaparım. Yaşıyor. Biliyor musun? Yaşıyor. Anneciğim, o kadar mı? Aşağı penceredeki kaktüslere bakmadım ben. Hadi gidiyorum, tamam. Yuva. Hadi biz inelim aşağıya. Yuva vermeye gidelim. Yok, şimdi değil. Aşağıda otururuz şimdi. Burada ışık açık mı? Enerjiye çıkmıştı o. Bu da sonra bir aşağıda. Ya oğlum bekle sabret. Oğlum biz inelim. Dur şu şeye bakacaktım. Kaktüsler ne durumda? Dur ona da bir bakayım da. Hayır. Sadece baban çıkar. Allah kaktüslerim duruyor da işte bir götüremedim ki ya. Şunlar ölüp gitmese. Emek büyüttüm bunları. Bunları şeye koyarım diyorum. Şeyi askısı aldım ya. Havuçlu. Ne hale gelmiş ya? Şunlar ne? Şöyle. Ha, iyi çıkıyormuş. Şey o ya. Çamurlu su, evet. Hadi inelim biz çocuklar. Baban girdi çatıya, baksınlar gelsinler. Baba. Sürer mi işiniz? Biri girmezse bizim için 10 dakikalık için var da. Tamam. 10 dakikalık için verirler, çıkıp bitirdik. Ay. Dırdırcı. Bir de kadınlara derler dır diye. Beni ilgileniyorsun sonra. Hadi biz inelim kızım. Ay. Yok annem ya. Aa. Yakup aşağıya. Hayır. Aşağıya. Çatı oradan değil. Çatıya bir merdiven daha çıkıyorsun. Demir merdivenle çıkamazsın. Ben çıkamadım. Son merdivene kadar çıktım. Bir adım daha atıp çatıya çıkamadım. İndim aşağıya. Hadi iniyoruz. Yakup iniyorsun. Yürü. Yakup ben bunu taşıyacağım. O ne? Çatıyı şey yapacak. Ben gidiyorum. Hadi Yakup gel. Hadi oğlum. Hadi. Burada da duramazsın. İnelim Hülya ablayı çağıralım. Hülya ablayla dışarıda oturalım biraz. Hadi. Hadi. Yürü. Onlar telefonunu versin. Ben telefon falan mı veririm? Geri girmezsin herhalde. Tamam. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Hadi annem. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Rabbimin izniyle inşallah her şey çok güzel olacak. Komşularımız yeniden taşınacak bir evine. Buralar hep temizlenecek. Bunların hepsini hep birlikte, bütün apartman daire sakinleriyle birlikte yaparız Allah'ın izniyle inşallah. Temizleriz evimizi, apartmanımızı tertemiz yaparız inşallah. Oğlum yerlere sürme elini. Kalk. Hadi bakayım. Kalk annem, kalk. Şuraya oturalım. Vallahi park kızım biraz çamur gibi geliyor bana da. Hep yağmur yağdı ya. Kızım bir durur musun? 2 dakika oturayım. Bak benim 2 dakika oturmam lazım. Ben yoruldum çünkü. Orada şuradan. He? Kalk bir dakika, orada oturacak yer yok. Şurada 2 dakika ben sandalyede oturup bir dinleneyim. Burada hangi kolondan aldılar acaba şeyi? Buradan da alıyorlardı. Şu taraftan herhalde aldılar. Bizim istemişsek. Siz mi içtiniz? Ay oturayım 2 dakika. Yoruldum. Ah. Şurada otururduk arkadaşlar, komşularımızla sandalyelerimizi çıkarırdık. Sağ olsun, genelde Hülya abla verirdi sandalye. Şeygil getirirdi, Tülingil, Mela teyzegil hemen sandalye çıkarırdı. Birimiz kahve yapardık, oturduk şurada sohbet ederdik. Çok, ben burada 2,5 sene yaşadım ama çok güzel günlerim geçti. Dediğim gibi biz burada 2,5 sene yaşadık ama
komşuluk ilişkimiz çok güzeldi. Komşularımız çok iyilerdi. Gerçekten öyle. Allah razı olsun. Ben hiçbir yerde, bilmiyorum bugüne kadar hiçbir yerde anlaşamadığım insan çıkmadı karşıma. Hayır, siz yani diliniz sivri olmaz. Tatlı dilli olur. Gönüller yüzlü olursanız. İnsanların arkasından dedikodu yapmazsanız. Ne bileyim. Böyle yok ona buna laf vurayım. Yok onun bunu yaptığı işi, yemeği beğendiğim. Herkesi bir anne yetiştiriyor. Her kadını. Çocuklar birazcık sessiz olur musunuz? Her kadını bir anne yetiştiriyor. Herkesin derler ya, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Aynen öyle. Her kadının mutfak işi farklıdır. Her kadının yemek pişirme şekli farklıdır. Yani böyle. Yavrum duymazlar, çatıdalar, duymazlar seni. Dediğim gibi araya çocuklar girince fazla bir şey konuşamıyorum. Yani demek istediğim o ki, insanlarda sürekli kusur ararsanız, kendinizi bulunmaz Hint kumaşı sanıp da böyle kimseyi beğenmemezlik, herkesin her yaptığı işe bir kusur bulmak gibi bir kişiliğiniz, karakteriniz varsa hiçbir yerde hiç arkadaşınız da olmaz. Ha, olur ama geçici olur. Sürekli olmaz. Çabuk biter dostluğunuz, arkadaşınız. Benim çok arkadaşım, çok dostum var ve hepsiyle senelerdir görüşüyorum. Gittiğim her ortamda, çünkü hiç kimsenin hiçbir şeyini eleştirmem. Hiç kimsenin ne yaptığı yemeği, ne evinin temizliğini, ne ikramını. Ben bir mesela bir yere misafirliğe gitmişimdir. Ben o eve gittiğim evin ev hanımının kalkıp da bana 10 çeşit ikram çıkartması için gitmiyorum ki. Ben o insanın dostluğuna gidiyorum. Arkadaşlığına, muhabbetine, komşuluğuna gidiyorum. Onunla oturup dertleşmeye, sohbet etmeye, güzel vakit geçirmeye gidiyorum. Kalkıp o insandan 3 çeşit, 5 çeşit, 10 çeşit ikram beklemem. Artı hele hele karşımdaki insan hasta olabilir, küçük çocuğu olabilir, hamile olabilir. O insana kalkıp da arkasından böyle yok hazır yedirdi, yok bilmem ne yaptı, asla konuşmam. Böyle huyum olmadığı için de Allah'a çok şükür her yerde herkesle çok güzel anlaşmışımdır. Anlaşamadığım birkaç kişi olduysa o da hatayı kendinde arasın. Ben insanları olduğu gibi kabullenen bir kişiliğimdir. Hiçbir zaman kusur aramam insanlarda. Yok efendim, ölüyor olsam kalkar misafirime yemek yaparım. Yok efendim, hasta da olsam kalkar çeşit çeşit ikramlarımı yaparım. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey. Atmayın, sallamayın. Kolay değildir o işler ve ben beklemem kimseden de böyle bir şey. Benim evime gelip de benim yeri gelir hastayımdır, hamileliğim rahatsız, hamileliğim kolay geçmiyor. Hamileliğim dolayısıyla zor geçirdiğim günlerden dolayı oynamayın kumla. Oynamayın. Kumla oynamayın. Hamileliğim zor geçiyor benim. Hamileliğim dolayısıyla eğer gelen bir misafirime hazır bir çayın yanına, yani çayın yanına hazır bir şeyler koymuşsam, kalkıp beni kınıyorsan Allah'a havale ederim ben de. Bu kadar basittir yani. Allah'a havale ederim. Allah kalbine göre versin derim. Ha bir de gele hamile bir kadının evine gelirken mümkünse şöyle bir en azından bir 5-6 saat önceden haber verin. Bir saat önceden haber verip de o kişi ağrısıyla sızısıyla kalkıp sana bir şey yapamayıp da en azından marketlerden hazır yiyecek bir şeyler çıkarayım çayın yanına dediğinde de kınıyorsanız hiç gelmeyin o insanın evine. Ben böyleyimdir arkadaşlar. Kimse de kusur aramam. Kimseden bir beklentim yok. Böyle olduğum için de girdiğim her yerde, gittiğim her ortamda sevilmişimdir. Şu mahallede benim burada bir sürü 10 tane komşum oldu 2,5 senede. Hepsine sorun. Hepsi benim için hiçbirini kötü diyeceğini zannetmem. Çünkü 2,5 yıl çok güzel anlaştık, görüştük. Hem apartman sakinlerimizle hem karşı apartman, yan daire. İlerideki sokakta komşularım var. Onlarla gayet güzel anlaştık. Ve hala da görüşüyoruz. Her birimiz bir yere dağıldık deprem dolayısıyla. Ama hala da telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Allah'a şükür olsun. Çünkü ne onlar bende kusur aradı, ne ben onlarda kusur aradım. Komşuluk, arkadaşlık, dostluk, akrabalık budur arkadaşlar. Böyle birilerinden, yani insanlar kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor. Öyle insanlarla da ben arama yeri gelir mesafe koyarım. Yeri gelir tamamıyla bitiririm. Benim kendi ruh sağlığım için, ailemin
saadeti için bitiririm yani. Görüşmem o insanla. Ne yani? O insanın bana manevi zararı varsa görüşmem ben o insanla. Bitiririm. Engellerim. Telefondan, sosyal medya hesaplarından hepsinden engellerim. Engelledim de zaten. Böyle çok daha rahatız. Çok daha iyiyiz. Her şey çok güzel olacak. Ben hep böyle umutluyumdur. Güzel günler bekliyor bizi. Zaten çok şükür. Evet biraz 3-5 ay bir sıkıntımız oldu. Ama çok şükür düze çıktık, rahata çıktık. Bundan sonra her şey çok daha da güzel olacak. Umudumuz var. Bir de böyle kalbimiz temiz. Allah'ıma bin şükür olsun. Kalbimizin ekmeğini yiyoruz biz. Çok şükür ya. Şimdi şurada Hülya abla var. Ona sesleneceğim. Bakayım biraz onunla oturayım. Konuşayım, sohbet edeyim. Manzaram da güzel. Benimkiler oynuyor. Vallahi hırsız girmiş ama ne almış ne götürmüş hiç eksik bir şey göremedik biz. Herhalde girdi bir şey alamadan gitti ya da polisler yetişti. Ali konuşmuş da Bestami abigille falan konuşmuş da daha ne konuşmuş soramadım da doğru düzgün. Bizim daireye bizi komşular aradığında sizin daireye girdiler ışık yanıyor dedi. Işığı biz açık bıraktık özellikle. Yok bizim daireye giremez çünkü çelik kapı biraz... Hani zor, öyle çok da aman aman kolay açılacak bir kapı değil. Hani zemin kat falan olsa, birinci kat olsa ne bileyim belki demirli. Ama bizim bina hep demirli yani. Zemin kat demirli. Birinci kat da demirli. 2 ile 3 de yok. Bizim 4 de var. Canlar bizim burada evde bir işimiz kalmadı bugünlük. Hülya abla geldi. Onunla oturduk, sohbet ettik. Özlemişim kendisini de. Şimdi... Bu videoyu kapatıyorum. Akşamki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.